Birilerine bir uyarıyla başlayayım önce. Hani buradaki din şarlatanlarından biri olsaydım ezan şahidimdir ki diye başlardım ya lafa. Onu diyen din şarlatanlarına şunu söylemek şart. Bu kainatta bunları cennetine kabul edecek bir tek din bile yok. Öncelikle bunu bilsinler. Şimdi avukat arkadaşlarımız süreci özetliyor. Bir süredir hepinizin tanık olduğu bir hukuksuzluk ve hatta kanunsuzlukla karşı karşıyayız. Bu konuda önce bütün yurttaşlara şunu hatırlatmak gerekiyor. Dünyanın her tarafında yargı, yurttaşı, siyasi iktidara ve çeşitli güç odaklarına karşı baskıdan, zulümden, onları köleleştirmekten ve tebaa haline getirmekten koruyan mekanizmanın adıdır. Ama Türkiye'de böyle bir yargı düzeni hiçbir zaman olmadı. Çok uzun zamandır da bunun en rezil örneklerini, en kepaze örneklerle karşımıza çıkan olaylarda görüyoruz. O yüzden siyasi, ahlaki, vicdani, hukuki, insani herhangi bir cümlenin burada cübbe giyip ama o cübbelerin altına hançerini, silahını saklayan insanlara değeceğini düşünmüyorum. Ve mevzunun iktidarla ilgili kısmına dair bazı sorular soracağım. Biliyorsunuz birkaç gün sonra yıl dönümü, öldürülmesinin yıl dönümü olacak. Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş öldürüldü. MHP ile bağları olan, iktidarın ortağı MHP ile bağları olan bir takım tetikçiler ve onlarla ilintili, geçen dönem mecliste de olan milletvekili olarak birinin de adının karıştığı bir dosyayla ilgili soruşturma var. Ben şunu soruyorum. İktidarın küçük kanadına soruyorum. Ve iktidarın kendisine, Adalet Bakanı'na soruyorum. Can Atalay'la ilgili olarak anayasayı ilga etmeye suçunu işleyen bu yargı tasarrufunun Sinan Ateş suikastıyla bir ilgisi var mıdır, yok mudur? Sinan Ateş soruşturmasını yürüten savcının zanlı avukatlarından, avukat olan zanlılardan birinin telefonunda ele geçirdiği ve MHP'nin üst düzey bir yöneticisi ile Ülkü Ocakları'nın üst düzey bir yöneticisi arasında Sinan Ateş'e yönelik bir saldırı planlamasına dair konuşmaların tespit edilmesiyle ilgisi var mıdır? Ve iktidarın AKP kanadına sesleniyorum. Bu krizi önünde bulan ve fırsata çevirmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu krizden yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair %40 tartışması başlatan Erdoğan, kendi iktidarının küçük ortağını Sinan Ateş suikastındaki MHP bağlantıları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir değişikliğe gitmek yönünden şantaj mı yapıyordur? Ve Can Atalay böyle bir iktidar kavgasının, böyle berbat bir yargı düzeninin parçası olarak bir kanunsuzluğun esiri olarak içeride tutulmaya devam mı edilmektedir? Bu soruların aynısını sadece Can Atalay için değil, Çiğdem Mater için, Osman Kavala için, Tayfun için, Mine için, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak için, seçilmiş Kürt siyasetçilerin hepsi için herhangi bir hukuksuzluğun esiri, siyasi rehinesi olarak içeride tutulan herkes için sorması gerekiyor. Bu tür mücadelelere, hak, hukuk, eşitlik, demokrasi, barış mücadelesine destek vermekten korkan yurttaş da herhangi bir güvence altında olmadan yaşamına nasıl devam edeceğine dair kendisine bir soru sorması gerekiyor. Dün söylemiştim, tekrar etmekte bir sakınca yok. Bu korkunun esiri olmaktansa korkacağınız tek şey olmalı bu ülkede. Bu zalimliğe boyun eğmekten, diz çökmekten, teslim olmaktan korkun. Teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz. Öncelikle üçüncü konuşmacı olarak Türkiye İşçi Partisi avukatlarımızdan Avukat Özgür Urfa söz alacak.
değerli basın emekçileri, dün ilk tepkimizi göstermiş, ilk değerlendirmemizi yapmıştık. Şunu belirtelim, tabelaya mahkeme yazmakla mahkeme olunmayacağı, üzerine cübbe giymekle hakim olunmayacağı dün ortaya çıkmıştır. Artık 13 Ağır Ceza Mahkemesi muhatabımız değildir. Çünkü bir mahkeme değildir. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bir sorumluluk çağrısı. Birinci olarak Hakimler Savcılar Kurulu'na çağrıda bulunuyoruz. 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin imza atan hakimleri görevden uzaklaştırılmaları için, açığa alınmaları için anayasayı kaç kere daha ihlal etmeleri gerekmektedir? Kaçıncı Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığında görevden alınacaktır? Hakimler Savcılar Kurulu bugün derhal toplanmalıdır. İki kere anayasayı yok sayan, Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan bu tavrın hukuki bedelini ödemelidir. Cezai sorumluluğu yerine getirilmelidir, görevden el çektirilmelidir. Birinci çağrımız HSK'ya. İkinci çağrımız Anayasa Mahkemesi'ne ve üyelerinedir. Verdikleri gerekçeli kararda anayasayı korumakla yükümlü olan kurumun kendileri olduğu, yani Anayasa Mahkemesi olduğu yazmaktadır. O halde verdikleri kararın takibini yapmalılar. Kendilerinin yok sayılmalarının hesabını sormaları gerekir hukuk düzeni içerisinde. Bugünden sonra Anayasa Mahkemesi'ne kim neden başvuracaktır? Ellerindeki başvuruları nasıl karar vereceklerdir? Eğer bu karar uygulanmazsa bundan sonra verecekleri hangi karar nasıl uygulanacaktır? Anayasa Mahkemesi üyeleri gereğini yapmalıdır, kararlarının arkasında durmalıdır. Üçüncü çağrımız barolara ve Türkiye Barolar Birliği'nedir. Artık yeter diyen barolarımız, Barolar Birliği'miz gereğini yerine getirmelidir. Olağanüstü toplanarak bir eylem planı ortaya koymalıdır. Yoksa bugünden sonra bu adliye binalarına girmenin, herhangi bir dava açmanın, duruşmaya katılmanın hiçbir hükmü kalmamıştır. Aile mahkemeleri bizi tutuklayabilir, ağır ceza mahkemeleri bizi boşayabilir, herkes kafasına göre takılabilir. 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından sonra ya buna dur diyeceğiz, ya buna dur diyeceğiz. Başka bir çare bulunmamaktadır. Baroları ve Barolar Birliği'ni göreve davet ediyoruz. Son olarak halkımızı göreve davet ediyoruz. Artık son noktadayız. Ya bundan sonra elimizde kalan hakları mücadele edip kaybettiğimiz hakları geri almak için bir arada omuz omuza mücadele edeceğiz. Ya da işte bu adliyenin önünde yarın benim için, öbür gün başka bir arkadaşımız için her gün toplanmaya, kınamaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu karanlık düzene karşı mücadeleye davet ediyoruz. AYM'e kararı uygulansın. AYM'e kararı uygulansın. Evet, bir diğer konuşmacı arkadaşımız Özgürlükçü Hukukçular Derneği adına avukat Eylem Kayaoğlu. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz sadece bugün değil, haftalardır burada bütün hukuk kurumları olarak bir adalet nöbeti tutuyoruz. Tıpkı öncesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlığını yapan diğer avukat arkadaşlarımız ve yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarlık, gazetecilik yaptığı için yargılanan Ahmet Şık gibi gazeteci arkadaşlarımız için yıllardır burada adalet nöbeti yapıyoruz. Yaptığımız adalet nöbeti aslında hukuka karşı. Hukukçular olarak, avukatlar olarak darbe anayasasını uygulamasını, Türk Ceza Kanunu'nu, infaz kanunu uygulamasını talep ettiğimiz adaletten, yargıdan, yargıçlardan, hakimlerden, savcılardan adaletin uygulanmasını istiyoruz. Dün itibariyle aslında bir daha tescil edildi. Can Atalay, avukat Can Atalay bu sistemin, AKP, MHP, faşist sisteminin ve yargının siyasi ve hukuki rehinesidir. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci defa vermiş olduğu karara rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ondan önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ve bundan sonraki aşamada da yine Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararlar Can Atalay'ın Gezi davasında yargılanan diğer arkadaşlarımızın
Tıpkı Kobani Kumpas davasında yargılanan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Ayla Akat, Sebahat Tuncel gibi siyasi rehinelerdir. Bizim istediğimiz şey yargının söylediği gibi anayasayı ilga eden değil, anayasayı uygulayan bir yargı sistemi istiyoruz. AKP, MHP, faşist rejimi ve hukukçuları, yargıçları, onların talimatıyla hareket eden yargı düzeni ortadan kaldırılabilecek bir anayasal düzen, ortadan kaldırılabilecek bir anayasayı kendi elleriyle zaten ortada bırakmadılar. Herhangi bir anayasa yok, hukuk yok, yargı yok, adalet yok, ceza kanunları yok. Ortada sadece AKP'nin ve MHP'nin istediği, Devlet Bahçeli'nin istediği bir yargı düzeni var ve bize düşen her şey aslında sadece burada avukat meslektaşları olarak avukatlara, savunmanlara değil, aslında bir bütün olarak halkımıza düşen tek şey yargının, adaletin, hukukun yerine gelmesi için, hakkın, hakikatin ortaya çıkarılabilmesi için sesimize ses katmak ve sesimizi yükseltmek dışında başka hiçbir çaremiz yok. Bu düzenden hiç kimse azade değil. Bizi burada dinleyen, dinlemeyen herkes beni ilgilendirmez, benim başıma gelmez diye düşünmesin. Son 5-6 senede yüz binlerce insan bu ceza mahkemelerinde yargılandı. Haksız, hukuksuz şekilde işinden, ailesinden, ekmeğinden, yurdundan edilir bir duruma geldi. Bunların hepsi AKP, MHP faşist iktidarının ve onun eli kolu olan yargı düzeniyle yerini bulmuş bir durumda. Bizim tek amacımız burada hukukun adaletin yerini bulması, hukukla ilgili bütün mekanizmaların işlenmesidir. Herkesi sadece buraya değil, bulunduğu her alanda ortak mücadeleyi, var olan mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği adına.